Sevgili dostlar, videomuza başlamadan önce hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. İsterseniz Yunus'un bir deyimiyle başlayalım. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan diyor bizim Yunus. İsterseniz sizlerden şöyle bir ricada bulunmak istiyorum. Bugün dünyalıkları bir tarafa atalım. Dünyalık kaygılarımızı bir tarafa atalım. Ve kısaca kurban ibadeti noktasında sizlerle bir söyleşi gerçekleştirelim. Kurban bayramı geliyor. Pazarlar kuruldu. Kurbanlarını alanlar var. Kurbanlarını yurt dışına gönderenler var. Çeşitli dernekler vasıtasıyla yurt içinde kesilmesi için bağışlayanlar var. Peki kurban nedir? Bu noktada birkaç cümle sarf edelim inşallah. Değerli dostlar, Yüce Rabbimizin bize emretmiş olduğu bütün ibadetlerde, ama bütün ibadetlerde o ibadetin bir ruhunun olduğunu, bir güzelliğinin olduğunu görüyoruz. Biz en çok yanıldığımız noktalardan bir tanesi, ibadetlerin fenomen, yani görünen kısmına takılıyoruz. İbadetlerin aslında özünü, ibadetlerin ruhunu maalesef bu noktada kaçırıyoruz. Eğer namaz ibadetinden örnek verelim, eğer namazı belli ritüellerden veya biraz daha açık bir ifadeyle söyleyeyim, yatıp kalkmaktan ibaret olarak görürsek sadece ve sadece yatıp kalkmış oluruz. Bütün ibadetler böyle. Namazın da bir ruhu var, bir güzelliği var, insana sağladığı faydalar var. Kurban ibadetinin de insana sağladığı güzellikler, insana sağladığı veya insana kazandıracağı meziyetler var. Öncelikle kurban ibadetinin tanımını yaparak girelim. Kurban ibadeti Allah'a yakınlaşmak maksadıyla belirli günlerde, yani bayram günlerinde Allah'a yaklaşmak maksadıyla kesilen hususi hayvanın adıdır efendim. Kurban, fesalli li rabbike venhar, o halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes emriyle Müslümanların üzerine bu vacip kılınmıştır. Hanefi mezhebine göre, diğer üç mezhebe göre de sünnet-i müekkettir. Burada vacip olsun, sünnet olsun, hüküm açısından değişen bir şey yok. Bütün mezhepler kurban ibadetinin varlığı noktasında birleşmişlerdir. Değerli dostlar, kurban karip kökünden geliyor. Yakınlaşmak maksadı veya yakınlaşmak manasını taşıyor. Bizler yani Cenab-ı Hakk'a yakınlaşmak maksadıyla Yüce Rabbimize efendim takvamızı sunuyoruz kurban ibadeti sayesinde. Zaten bir ayet-i celile de Haç suresinde şöyle buyuruyor Cenab-ı Hak. Kesmiş olduğunuz kurbanların ne kanları ne etleri Allah'a ulaşır. Allah'a ulaşacak olan sizin takvanızdır buyuruyor. Dolayısıyla bizim kesmiş olduğumuz kurbanların ne etleri ne kanları Allah'a ulaşmıyor. Ulaşacak olan o ibadeti yaparken bizim samimiyetimiz, o ibadeti yaparken bizim Allah'a olan bağlılığımız, kurban ibadetini yaparken bizim Allah'a karşı Allah'a yaklaşmamız. İşte kurbanın özünde aslında bu var. Değerli dostlar, kurban ibadetinin hiç şüphesiz fert açısından faydaları var. Fert açısından, yani psikolojik manada bir eğitimi var. Diğer taraftan da sosyolojik manasında toplumu düzenleyen, topluma paylaşma duygusu veren, topluma birlik ve kardeşlik duygusu veren bir özü var, bir mahiyeti var kurbanın. Kurban ibadetini isterseniz ilk önce birinci derecede insana olan faydalarından bahsedelim. Kurban aslında, Müslüman kurban kesmekte şunu söylüyor. Ya Rabbi, ben gerektiğinde senin uğruna, hak yol uğruna, hak dava uğruna canımı, malımı feda etmeye hazırım duygusuyla o kurbanı yatırıyor ve
Allah'a kurban ediyor. Allah rızası için kurban ediyor. Değerli dostlar, tabii insanda bir de kan, fıtri olarak kan akıtma duygusu var. Kurban ibadeti işte insandaki bu kan akıtma duygusunu ne yapıyor? Köreltiyor veya törpülüyor da diyebiliriz. İşte kurban kesen kişi ne yapıyor değerli dostlar? Bir rahatlama, psikolojik bir rahatlamaya vesile oluyor kurban. Allah'a yakınlaşmak maksadıyla kestiği için o psikolojik rahatlama bir yıl boyunca da o insanda devam etme özelliği taşıyor. Değerli dostlar, tabii bizler kurbanları Allah rızası için keseceğiz. Yüce Rabbimiz emrettiği için keseceğiz ama kurbanın özünde aslında paylaşmak var. Kurban paylaşmaktır efendim. Kurbanı bizler ne yaparız? Yine sünnete uygun olarak şöyle bir durum var. Sünnete uygun olarak kurbanı üç parçaya bölüyoruz biz. Birincisi kendi ailemiz için kurban etini ayırıyoruz. İkincisi bayramda gelen misafirlerimiz, konuklarımız için ayırıyoruz. Üçüncüsü de toplumda var olan, her zaman ete ulaşma veya her fırsatta ete ulaşma imkanı bulamayan milyonlarca insan var. İşte kurbanımızı biz paylaşıyoruz. Üçüncü şık ise, üçüncü bölüm ise fakir fukara, garip kuraba veya komşularımızla bizler kurbanımızı paylaşıyoruz değerli dostlar. Kurban ibadeti tabii ki toplumda birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu da perçinleyen bir özelliği var. Üzerine vacip olan veya üzerine sünnet olarak kesenler için de söyleyebiliriz bunu. Üzerine vacip olan kurbanı kesmekle paylaşma duygusunu, o paylaşma duygusunun haz ve heyecanını yaşıyor insan. Dolayısıyla da kurbanın psikolojik, sosyolojik birçok boyutu var ama bu kısa videomuzda inşallah bu birkaç maddeyle yetinelim. Değerli dostlar, Peygamberimizin bir hadisi şerifini hatırlatmak istiyorum sizlere. İmkanı olup da diyor, kurban kesmeyen kişi bizim namazgahımıza yaklaşmasın. İşte böyle bir Peygamberimizin ne diyelim, kurban kesmeyenler için bir siteminin olduğunu da siz değerli seyircilerimizle paylaşmış olalım. O halde imkanı olan insanlar, Müslüman olan, akıl bali olan ve dinen zenginlik miktarına ulaşan kişi, yolcu olmayan kişi kurban kesmekle mükelleftir diyelim. Tabi kurban ibadetinin fıkhi boyutuna girdiğimiz zaman gerçekten biraz uzun olabilir anlatacaklarımız ama bu noktaya girmeden şunu ifade etmek istiyorum siz değerli konuklarımıza, siz değerli seyircilerimize. Kurban ibadetinin özünü yakalama noktasında bizler gayret sarf etmeliyiz değerli dostlar. O özü, o ruhu nasıl yakalayabiliriz hocam derseniz şöyle yakalayabiliriz diye düşünüyorum. Allah bizleri yarattı, eşrefi mahlukat yani yaratılmışların en şereflisi olarak yarattı ve bu dünyaya gönderdi. Bizler bu dünyada imtihan ediliyoruz Yüce Rabbimiz tarafından. İşte bu noktada Rabbim bize o kadar büyük nimetler verdi ki, hani Rahman suresinde söylediği gibi فَبَئِيَّ اَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlayacaksınız diyor. İşte bizler değerli dostlar, kurbanımızı kesmeye yatırdığımız anda Yüce Rabbimizin o bütün nimetlerini hatırlayabiliyor ve o hayvan, o kurban, kurban edilirken birkaç damla gözyaşı dökebiliyorsak işte kurbanın ruhunu yakalayabilmişiz demektir. Buradan da sonuç olarak şunu çıkartabiliriz. Kurban ibadeti Müslümanlar için, bütün insanlık için önemli bir ibadet. O ibadeti inşallah Rabbim hayırlısıyla herkese güzel bir şekilde yapmayı nasip eylesin. Değerli dostlar, kurban şu değildir bakınız. Kurban, hayvanımızı kestikten sonra, Allah rızası için kestikten sonra o etleri işte difrizlere, derin donduruculara doldurup bir yıl süreyle tüketmek değildir. Kurban paylaşmaktır. Bu noktada da paylaşmak duygusunun altını
çizerek sizlere belirtmek istiyorum. Belki bir efendim bu noktada dikkatinizi çekmek adına böyle bir şeyi altını çize çize söylemiş olalım. Ne diyelim? Çok uzatmayalım. Son söz. Efendim, bendeniz Şaban Doğan. Yaklaştığımız, kavuşacağımız Kurban Bayramı'nda siz değerli seyircilerimizi yine selamların en güzeliyle selamlıyor, bayramlarını tebrik ediyorum. Kavuşacağımız Kurban Bayramı'nın başta İslam alemi olmak üzere bütün insanlığa hayırlar getirmesini de Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Videolarımız devam edecek, söyleşilerimiz devam edecek. İnşallah başka videolarda buluşmak üzere hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Hoşça kalın, iyi bayramlar efendim.